Evet arkadaşlar merhaba. 24 Ağustos 2021 Salı günü akşam programında Kocaeli At Yarışları'nda tekrar beraberiz. Kocaeli'de tam 7 koşulu bir program var bugün. Ve biz de bir şablonumuzu orta derece bir şablon yaptık arkadaşlar. Böyle hemen hemen herkese uygun diyebileceğimiz. Yani tabi bir tık böyle hafiften elimizi cebimize atmamız gerekiyor bazen. Bugün güzel bir gün olacak. Kocaeli'nde buna inanıyoruz ve ikinci koşuyla altılı galana başlıyoruz. Şartlı 5000 koşu, 4 ve yukarı Araplar 1800 metre kum piste çıkacaklar. Tam 11 tane safkan burada start oluyor Kocaeli'de. Ve 11 tane safkan içerisinde 4 tane safkanla başlıyoruz. İlk ayağı 9 numaralı ana yurt Mustafa Çiçek'le dün Queen of Flowers'ı biz premium kuponlarda vermiş. Kendisi sürpriz yaptı dün biliyorsunuz Bursa'da Mustafa Çiçek. Burada da ana yurtta ilk atımız. 2 numaralı Rus damat Alican İnci ile ikinci atımız. 8 numaralı Esti geçti Tolga Yıldız'la. 3. atımız ve 5 numaralı Atlı Bey Gökhan Gökçe ile. Burada 4. atımız yani burası için yeterli bunlar arkadaşlar. Zaten Rus damat ve burada ana yurttan yani 2 ve 9 numaralı safkanlarla çok iyi bir yarış bekliyoruz bugün. 9, 2, 8 ve 5 şeklinde toplam 4 tane safkanı buraya geçeceğiz. Evet, Kocaeli'de ikinci ayaktayız, üçüncü kuştayız. Handikap 16, 3 ve yukarı İngilizler, 2000 metre kum başlığımız var. Burada baktığımız zaman 13 tane safkan start oluyor. Bu 13 tane safkan içerisinde 5 tane safkana yer vereceğiz. Gerçekten günün zor koşularından bir tanesi ve her an böyle hiç umulmadık bir safkan gizliden gelip öne geçip yarışı bitirebilir. İlk atımız 2 numaralı Danielas Doğutur arkadaşlar. Ercan Çankaya ile artık bu safkanın zamanı geldi. Normalde bu yarışta söz sahibi olması gerekiyor. 1 numaralı Safir Kız Alican İnci ile ikinci atımız. 3 numaralı Queen Derya Ayhan Kurşun ile üçüncü atımız arkadaşlar ve 4 numaralı Hits Above gerçekten yüksek kaliteli üst düzey standart yani standartın üstü bir kalitede safkan bize göre yapmış olduğu zigzaklar 2-6, 2-5'ler, 4-5'ler ama bugün burada yine bir kum yarışında her an ses getirebilir Tolga Yıldız'la ve arkadaşlar son olarak da 9 numaralı Mistonya diyoruz sürpriz konumunda olan bu safkan güne sürprizini imzasını atabilir. 2, 1, 3, 4 ve 9 diyoruz. 5 tane safkanı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. 9 numaralı Mistonya sürprizde unutmayın diyoruz. 4. koşu Altılı Gayan 3. ayağı. Maiden bir koşu. 2 yaşlı İngilizler. 1400 metre kum pistte. Zaten Kocaeli'de bugün hemen hemen tüm koşular kumda. Arkadaşlar burada tam 3 tane safkana yer verdik 4. koşuda. 3 numaralı Copacabana diyoruz Mustafa Çiçek'le. 1 numaralı Anadolu Ceyhan'ı Gökhan Gökçe'yle. Ve yine 3 koşusunda, ilk koşusunda 3. olan ama bugün Usta Jockey Tolga Yıldız'la şans arayacak olan 8 numaralı Lady Sofia diyoruz arkadaşlar. Burasını 3, 1 ve 8 şeklinde tam 3 tane safkandan geçmeye çalışacağız. Burada AGF, yani burası aslında çok riskli bir koşu. Yani herhangi bir referans fazla alamıyoruz yarışı olmadığı için diğerlerinin. Ama burada mesela bir 4 numaralı Firehop, 6 numaralı Ice Frozen gibi safkanlardan da her an ters bir koşu gelebilir arkadaşlar. Hatta burada bir Kerimithane diye bir at var arkadaşlar. Nasıl bir at ismidir bu? Yani gerçekten anlamış değilim. Bu dahi ilk kez bir dokuzunculuk yapmış. Ferit Yardımcı bindirmişler üstüne. Gerçekten bu ayak normal şartlar altında arkadaşlar. Yani bizim yani tecrübem onu gösteriyor. Bu tip ayaklarda hiç umulmadık atlar geliyor. Bunu bir kenara yazın. Bu ayak çok riskli. 4. koşu 1-3-8 geçiyoruz ama aklımız bu koşuda kalıyor. Şimdi 5. koşu Altılı Gayan'ın 4. ayağı tabi şartlı 5, 2 yaşlı İngilizler 1500 metre. Yine böyle 5 at var ama kısıtlıyız burada da. Baktığımız zaman 2 tane safkanın dışına çıkacağını düşünmüyoruz burada. Şimdi Barış Kurdu, Star of Boss burada
Kocaeli'ye bu at için gelmiş. Bu Barış Kurdu'nun ne yaptığını biliyorsunuz yani. Yani kelime kullanmak istemiyorum hani sarhoş gibi böyle abuk subuk da. Ne yaptı belli değil yani bu vatandaşın. Hani bu atı eğer iyi koşursa gelecek yani bu at. Bunun bir alternatifi yok. Zaten hayatında koştu ilk kum koşusunu kazanarak başladı. Ondan sonra saflarına bir çime aldılar. Bakalım çim ne olacak dedi. Beşinci oldu. Sonra çimde bir daha ısrar ettiler. Baktılar arkalarda sürünüyor mu? Yoksa gerçekten bu at kumcu ve şu an bugün kazanacak mı? Bushranger yavrusu yani. Bunun şakası olmaz ki. Yani kalite Mercedes'i siz hani diyemezsiniz ki sen tofaşsın. 2 numaralı Star of Bors diyoruz ve 4 numaralı Akyazılı Belkıs diyoruz Halil Kaplan'la arkadaşlar. Bu iki tane safkanın kapışmasını izleyeceğiz diye düşünüyoruz biz. Babukal'ın oğlu zaten izledik hep beraber son birinciliğini. Hani o zaten belliydi onun geleceği. 3 numaralı Lord of Yıldızlar istiyorsanız Mehmet Kaya'yla bakın, değerlendirin. Bir daha arka arka gelir mi? Sanmıyoruz ama böyle bir imkan var. 5 numaralı Genç Aran zaten günün sürprizini yaparsa. Burasını biz hiç uzatmadan 2 ve 4 şeklinde 2 tane safkanla geçiyoruz. Evet, Kocaeli'de 6. kuşu diz şimdi. 6. kuşu hani handikap 16, 4 yaşlı Araplar 1900 metre kum piste çıkacaklar. Burada arkadaşlar günün bankosu mevcut. Şimdi burada normal şartlar altında bu 4 yaşlı Araplar aslında biraz risk içeriyor tabi. Ama biz burada artık zamanın geldiğine inandığımız ve çoğunluk aprantilerin burada at bineceği ve işlerinden de hem zamanı geldiği için zaten ancak böyle bir grupta kazanabilirdi. 2 numaralı Eymen Ağa, Ali Can İnci ile bizim bankomuz arkadaşlar. Yani biz burada tabii usta bir tane aprantimiz de var, usta apranti Ercan Çankaya. Onun da bindiği babacandır var. Tabii ki o da gelebilir ama biz burada Eymen Ağa'nın zamanının geldiğine inanıyoruz. Ve burada Eymen Ağa tabii ki rakipleri, çetin rakipleri var. 1 numara, 4 numara, 5 numara, hatta 6 numara arkadaşlar ciddi rakipleri. Ama biz burada Eymen Ağa'nın kazanacağına inanıyoruz ve günün bankosu olarak ilan ediyoruz arkadaşlar. Hayırlı olsun diyelim. Son koşudayız. Altıl Ganyan'ın son ayağı. Saat 21.30'da handikap 16. 4 ve yukarı Araplar 1500 metre kum piste çıkacaklar. Evet, burada 4 tane safkana yer verdik. Toplam 14 tane safkan var gördüğünüz gibi. Bu 14 safkan içerisinde 4 tane safkan bizim için uygun. Evet, ilk atımız 1 numaralı Demir Dalga diyoruz. Ercan Çankaya ile işte burada Ercan Çankaya kazanabilir. Hep de 1 numaraları biniyor. 2 numaralı Fadik diyoruz. Burada aprantisi Sezer Çelik ile arkadaşlar. 8 numaralı Süslü Hanım diyoruz. Danya Kaya ile. Ve 11 numaralı Eğilce diyoruz arkadaşlar. Fırat Arslan ile. Burası için 4 tane safkan yeter. Tabi burada mesela Turbunun Gülü, Ciğerpare gibi safkanlar da var böyle. Her an sürpriz yapacak olan. Aspurça var. Tolga Yıldız'ın bindiği 3. biniciliğini alır mı? Yazmadık o yüzden. Alacağına inanmıyoruz işçisi. Çok sürprizli Boyacı'nın aşkı var. Kaliteli bir safkan bu. Son da binici yaptı. Zoraki zaten bu biniciliği yaptı. Arka arka binici olma ihtimali çok az arkadaşlar. Bunun da. Ama burada biz gerçekten bu 4 tane atın yani 1, 2, 8 ve 11 Süslü Hanım ve 11 arkadaşlar. Bilhassa 11 burada. Gerçekten Eğilce'den çok iyi bir koşu bekliyoruz bu Kaysbert yavrusundan bugün. Evet, Kocaeli ile ilgili söyleyeceklerimiz arkadaşlar burada sona eriyor. Tabii ki en iyi şablonları AG foranları da çıktıktan sonra sizler en doğru şekilde yapıp en uygun şablonu, kuponu oluşturacaksınızdır. Tüm bizi izleyenlere, üyelerimize ve dostlarımıza bol şans diliyoruz. Bir sonraki yarış gününde tekrar görüşmek üzere. Herkese tekrar bol şans arkadaşlar.